Selam arkadaşlar, herkese merhabalar, nasılsınız? Yine bir ürün tanıtımıyla beraberiz. Elimde GoPro var. GoPro alacaklara tabii ki güzel bir tavsiye olacak. Zaten onlar en iyisini biliyordur ama yine de kanalımda bulunmasını istediğim bir üründü. Kendisi biraz pahalı bir ürün olsa da boyutuna göre gayet güzel teknolojilere ve gayet güzel video çekimlerine ev sahipliği yapıyor. Gördüğünüz gibi GoPro Hero 8 arkadaşlar. Hem burada ekranı var hem de burada küçük bir ekran var. Gördüğünüz gibi güzel bir silikon kılıfıyla koruma altına alınmış durumda. Birazdan masaya yatırıp özelliklerinden bahsedeceğiz ve küçük bir çekim yapıp videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Umarım bu videoyu da beğenirsiniz. Kanala abone olarak desteklerinizi esirgemezseniz de çok sevinirim. Gelin hep beraber masaya yatıralım bu küçük canavarı. Evet arkadaşlar, şu anda GoPro Hero 8'i masaya yatırmış durumdayız. Gördüğünüz gibi sevimli, tatlı bir tipi var kendisinin. Ürünü gayet güzel bir ürün. Özellikle kış aylarında kayak yapanlar ya da aksiyon severler için gerçekten olmazsa olmaz bir kamera, ki YouTube video çekenleri de özellikle kullandığı bir marka. Bunun tabii ki çok farklı modeli, çeşitleri var. Son zamanlarda çıkan modellerinden birisi 2019'da çıkmış olan bir kameramız. Gördüğünüz gibi çift ekranlı. Hemen özelliklerinden bahsediyoruz. Bu cihazın sensöründe görüntü işlemcisi olarak GoPro GP1'i kullanırken sensör tipi C-Osmos arkadaşlar. Etkin pikseli 12 megapiksellik bir çözünürlüğe sahip lensimiz var arkadaşlar. 4000'e 3000 gibi çözünürlükte videolar çekebiliyor. Sensör formatımız 1'e 2.3 inç. Sensör boyutumuz 6.17 milim ve sensör boyutum uzunluğumuz 4.62, genişlik ve uzunluğumuz var. Gayet geniş bir lensimiz var. Bu da daha fazla ışık ve daha fazla açıda videolar çekmemize olanak sağlıyor arkadaşlar. Çekim modlarımızda döngülü kayıt yapabiliyor. Gece çekimi yapabiliyor. Gördüğünüz gibi şu an hemen kayda başladık. Ve durdurduk. Gördüğünüz gibi bir tuşla her şeyi halledebiliyorsunuz. Çözünürlük ayarı gibi menü ayarlarımız var zaten. Gece çekimimiz var. HDR çekimimiz var. Otomatik çekimimiz var. Sahne çekimi gibi çekimlerimiz var. Video çekimi zaten yapıyor. Görüntü sabitleyicimiz var arkadaşlar, ki zaten bu cihazlara bu kadar para vermemizin en büyük temel sebebi görüntü sabitleme ve ses kaydının kaliteli olması. Bunlar için ekstra aparatlara çok gerek duymamamız. Onun haricinde göz kırpma algılama gibi, gülümseme algılama gibi, yüz algılama gibi değişik özelliklerimiz de var. Dijital zoom yapabiliyor. Sabit bir lens kullanıyor diyebiliriz gövdeyle birleşik arkadaşlar. Cihazımızda herhangi bir flash desteği yok. Eksik olarak görünebilir mi bilmiyorum ama zaten bu cihazları ekstra ışıkla desteklememiz gerekiyor karanlık ortamlar için. Ultra HD 60 kare videolar çekebiliyor. MP4 şeklinde videoları kaydediyor arkadaşlar. Depolama ve pilimize gelirsek, hafıza kart kapasitesi 256 GB'a kadar SD kart desteğimiz var arkadaşlar. Kendi hafızası yok. Bunu bir eksi olarak yazabiliriz. Pil kapasitemiz ile 1220 mAh küçük bir. Yani cihaz küçük olduğu için bataryada biraz küçük ama keşke daha fazla olsaydı diyoruz. Doğa çekimleri için belki yedek bir batarya şart olabilir. Genel olarak kasa gövde oranı gerçekten küçük. Şurada mesela stickerlı kağıtlarımız var. Gördüğünüz gibi en boy oranını söylüyorum. Gövdemiz 62 milim, yükseklik 45 milim, derinlik 33 milim, ağırlığımız ise 116 gram arkadaşlar. Çok ağır değil ama çok hafif de değil diyebilirim. Fiziksel dayanıklılığımız gayet iyi arkadaşlar. Suya dayanıklılık var, toza dayanıklılık var. IP68 sertifikasına sahip bir ürünümüz. Gördüğünüz gibi burada da ikinci ekranda video çekerken İşte şu anda yazıyor 1080'e 60 çekiyoruz. Geniş açımızda çekiyoruz. 7 saatlik daha kayıt yapabileceğini gösteriyor. Yanında da pilin yarı seviyede olduğunu görebiliyoruz. Sesli kontrolümüz var. Akıllı yön sensörümüz var. Canlı akış durum ekranı, rüzgar gürültü azaltma gibi
Hoparlör ve mikrofonların stereo olduğunu söyleyebiliriz. USB'den şarj yapıyoruz. Cihazımızda HDMI mikro çıkışımız var. USB tipimiz de Type-C. Ayrıca 3.5 ses girişimiz de var arkadaşlar. Siyah versiyonu RAW kayıt yapabiliyor. Hızlı şarj gibi özelliklerimiz de var. Arkadaşlar bu cihazla aktarılacak tabii ki aksesuarlarını da ayrı ayrı incelemek lazım ama GoPro'nun bu şekilde olduğunu söylemem bence yeterli. Amacımız zaten aksiyon ve aksiyonu güzel bir şekilde çekme, sabitleme konusunda çok fazla dalgalanma olmuyor. Ace ve OIS güzel çalışıyor bu cihaz için. Söyleyeceklerim bu kadar. Ufak bir video çekip videoyu sonlandırıyorum. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayınız dostlar. Hoşça kalın.